أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Değerli arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Cenab-ı Hak hayırlı ifadeler, istifadeler ikram eylesin. Kaldığımız yerden, geçen dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vessâhirah. Evet. Buraya kadar ihbardan yine gelinmişti. Vessâhirah. Sâhirah derken bu sâhirah kelimesi nerede vaki olmuştur? Nerede geçmiştir Kur'an-ı Kerim'de? Malûm-u âliyeleriniz Nâzi'at suresinde. Bu sâhirah denince feidâhum bissâhirah, yani oraya işareten bu kelimeyi kullanmış. Sâhirah Nâzi'at suresindeki olan e-idâ e-innâ meselesinde efendim Nâzi'at'ın birincisi. Nâzi'at'ın birincisine ihbar okuyan, şimdi burada yavaş yavaş ihtilaflara başlamış oldu dolayısıyla. Birincisine ihbar okuyan Sena Ebu Cafer Hazretleri. Ebu Cafer'in dışında geri kalanlar iki hemzede kalmışlardır. İki hemzede kalanlar da 1 ve 16. beytlere müracaat etmek suretiyle bu cihatını öğrenirler. Biz de öğreniriz, okuruz. Ve taniha Nâzi'at suresinin ikincisini ihbarla okuyanlar kimler? Efendim onlar da Zuben İzrum Kürah. Bunlar da Elif Kef Ra'ya Hazaratı. Bu dört tanesi ikincisini, Nâzi'at suresinde geçen ikinci kelimeyi ihbarla okumuşlar. Onların dışındakiler de o kelimeyi istifhamla okumuş oldular demektir. Pekala. Nâzi'at suresini açtığımız zaman da yine karşımıza bizleri şaşırtmayacak olan bir detay, hani şaşırtacak bir detay çıkmayacaktır muhtemelen. Evet. Yani e-idâ, e-innâ'lar itibariyle tabii biz bunu söylüyoruz. Şurada burada İmam-ı Nüveyri Hazretleri çok uzunca bunları alıyor. Allah kendisinden razı olsun. Bizleri rahatlatıyorlar bu hususlarda. Evet. Pekala. Nâzi'at suresinde اَاِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً demiş. اَاِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ İstifhamda birincisinde istifham, ikincisinde ihbar. Birincisinde istifham, ikincisinde ihbar. Bu tabi ithafın malum detay verme işi biraz daha farklı. Birincisinde istifham. Biz burada zaten neden bahsediyoruz? Birincisinde ihbardan bahsettik Ebu Cafer Hazretleri için. Mesela burada demiş vekara Ebu Cafer bil ihbari fil evvel. Birincisinde ihbarda ve istifham fit tani. İkincisinde istifhamda. Niye? Çünkü zaten ikincisinde elif kef ra ya'in biz ihbarda olduğunu öğrenince onun dışında kaldığı için, yani bu dört kişinin dışında kaldığından dolayı Ebu Cafer Hazretleri de otomatik olarak iki hemzede kalmış oluyor. İki hemze içinde ise ne yapacaktır? Mecburen tabii. İkinci hemze tesil yapılacaktır. Elif'in fasıl gelecektir. Falan filan. Evet. Pekala, devam edelim. Ve evvelel evveli, birin birincisi, min zibhin. Zibh dediğin zaman da ve fedeynâhum bi zibhin azîm ayeti kerimesine bakarak Saffat suresi olduğu anlaşılmakta. Saffat suresindeki eydâ mitnâ ve kunnâ turâben ve izâmen e-innâ lemeb'ûthûn 16. ayette hocalarım var bu ifade, bu ayeti kerime. Burada birin birincisi, yani iki takım var. 16. ayette, Saffat suresinde 16. ayette bir tane var. Ondan sonra bir de 47. ayette diyor. Bir 16. ayette, tabii bir de 47. ayette Saffat suresi neredeydi? Saffat suresi 23. cüzde, hemen açalım, Zümer suresi demiş. Evet, Saffat. Burada 16. Evet. 16. ayeti kerimede hem de 47. Bir taraftan 47 de var, 16 da var. Bunların evet. Evet. Güzelce anlatılmış. 16. kerim, ayet-i kerime اَيْذَا مِتْنَا وَكُمْ لَا تُرَابًا وَعِظَامًا اَيْنَّا لَمَبْعُوثُونَ Öteki de 47. ayet-i kerimede geçen
Yani 472. sayfanın işte yukarıdan 10. satırlarında falan bu ayet-i kerime. 47 de aynı şekilde. Sonuç itibariyle iki tane takım var. Burada iki diyelim ki bu eyna eynalardan iki takım var. Bunların birincisinin ilk kelimesi. Demek ki hepsi farklı olacak. Birincisinin ilk kelimesinde ihbarla okuyan arkadaşlar kimdir? Keva İbn Amir Hazretleri. Saniyehu birincisinde İbn Amir Hazretleri, dikkat edin, birincisinde İbn Amir Hazretleri ihbar okumuş. Saniyehu birin ikincisiyle ma'vakat vakiada gelen bu takımdan aynı şekilde bir tane de bir orada da var ikinci kelime. Tekrar ediyorum. Saniyehu birin Saffat suresindeki ilk takımın ikinci kelimesi mevvakat, vakiadaki olan aynı ekipmanın, eyda eynna ekipmanının ikincisini ihbarla okuyan rud itteva. Ne oldu? Elif, ra, ca, ya hazratı ihbarla okudular. Elif, ra, ca, ya hazratı ihbarla okudular. O zaman ne oluyor? Demek ki Saffat suresinin madem birinci bölümünde, yani birinci gelen yerde ilk kelimeyi İbn Amir Hazretleri ihbarla okuduysa, ilk kelimeyi istifham okuyan İbn Amir'in dışındakiler olmuş olur. Baktığımız yere çok dikkatli bakmamız lazım. İkinci kelime, yani birinci takımın ikinci kelimesi, 16. ayet-i kerimenin diyelim ikinci kelimesi, e-innası, onu ihbarla okuyan, artı aynı kişiler olacağı için bağlantı yapıyor. Ma vakat, vakia suresinde gelenin de ikinci kelimesini ihbarla okuyan aynı kişiler. Rud, itteva, elif, ra, ca, ya hazratı. Elif, ra, ca, ya hazratının dışında geri kalanlar vakianın ikincisini istifhamla okumuş olurlar. Aynı şekilde Saffat'ın da ikincisini, birinci takımın ikincisini ihbarla okumuş olurlar. Peki, burada bir boşluk kaldı. O da ne? Vakia suresinin birincisi. Öyle ya, ikincisini söylemiş oldu. Vel küllü cemi'i kurra ulaha, vakianın birincisini, bu sefer yine bir uzun atlayış yapıyor. Ve tenil ankeba, ankebutun ikincisini ne yapmışlardır? Müstefhim, istifham etmişlerdir. Yani nasıl ki Saffat'ın birinci bölümünün ikincisiyle, ikinci kelimesiyle, yani birinci 16. ayeti kerimenin ikinci kelimesiyle efendim İleriden ne yaptı? Vakıanın ikinci kelimesini aldı ele. Vakıanın ikinci kelimesini aldı. Vakıanın birincisi kaldı. Vakıanın birincisiyle ankebutun ikincisi aynı yani. İhbarda kim varsa imamlar, onlar aynı insanlar. Bütün demiş. Vel küllü ulaha, bütün kıraat imamları vakıanın birincisi eksik kalmıştı. Orası vakıanın birincisiyle ankebutun ikincisini ne yapmışlardır? Müstefhim, istifham okumuşlardır. Bunların dışındakiler ne okuyacaklar? Buralarda ihbar okuyacaklar demektir. Evet. Pekala. Şurayı tekrar, özellikle tekrar alalım diyorum. Ve evvelel evveli midibhin. Saffat suresinde iki tane takım var dedik. 16 ve 47. ayetler. 16. ayetin birinci kelimesi. 16. ayetin birinci kelimesini ihbarla okuyan Keva İbni Amir. Taniyehu, 16. ayetin ikinci kelimesini ma'a vakat, vakadaki olanın İkinci kelimesiyle beraber ihbar okuyan Rud İtteva Elif Raciya Hazratı'dır. Bunların terslerinden, yani bunların zıtlarından diyelim ki istifhamda olanları biz çıkarmış oluruz. Örneğin 16. ayetin Saffat suresindeki bulunan 16. ayetin birinci kelimesini ihbar okuyan İbn Amir ise birinci kelimesini istifham okuyan İbn Amir'in dışındakiler. Ve onlar da kendi usulleri üzere 1 ve 16 arasında gider gelir bu cihatı bulurlar. 16. ayetin ikinci kelimesi, ihbardan devam ediyoruz. Ve yine vakianın ikinci kelimesi, vakiada bulunan ikinci kelimesini ihbarla okuyanlar Elif, Ra, Ca, Ya. Elif, Ra, Ca, Ya bunları ihbarla okuyorlarsa o zaman 16. ayetin Saffat suresindeki 16. ayetin ikinci kelimesiyle vakianın içinde bulunan o takımdan ikinci kelimeyi ihbarla okuyanlar Elif, Ra, Ca, Ya ise onların dışındakiler aynı yerleri istifham okuyacaklardır. Tabi bu arada vakianın ikincisine direkt geçtiği için Saffat'ın 16. ayeti kerimesinin ikinci kelimesiyle vakianın ikinci kelimesini bağladığı için vakianın birinci kelimesi boş kaldı. Ne olacak? Vel küllü ulaha,
Bütün kıraat imamları Bakiya'nın birincisinde ve Tanil Ankebe, Ankebut'un da ikincisinde. Bu arada Ankebut'un birincisi boş kaldı. Ankebut'un ikincisinde müstefhim, istifham edicidirler. Evet. Pekala. Ankebut'un ikincisini istifham ederler. El evvelu, Ankebut'un birincisinde ihbar okuyanlar, Ankebut'un afven arkadaşlar, özür diliyorum. Vel bakune bil ihbar demiş. Şuradan almış. Kara Hamza vel Kisai ve Halef ve Şu'be ve Ebu Amr el evvel min el Ankebut bil istifham. Müstefhim. Evet. El evvel, yani birincisinde, Ankebut'un birincisinde istifhamla okuyanlar, suhbetün, suhbe hazıratı. Ne yaparız arkadaşlar? Ankebut suresi çok uzak bir yerde değil. Ankebut suresini açalım. Ankebut suresini açalım. Evet. Sureleri karıştırdık bu arada. Ankebut'un birincisi ve ikincisi dendiğin zaman da akla ne geliyor? Onları da görmüş oluruz bu arada. Arkadaşlar, e inneküm le te'tûne, e inneküm le te'tûne ricale. Evet, 28. ayeti kerimesinde geçiyor. Bunlar 28. ayeti kerimesinde geçiyor. Birisi e inneküm le te'tûne, birisi de yine e inneküm le te'tûne ricale. 28. ayeti kerimede geçmişler. Burada Ankebut'un dikkat ederseniz, yani ikincisinde bütün kıraat imamları istifham ediyor. Sıkıntı yok yani. Hepsi Ankebut'un ikincisinde, ki اَيْنُكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ oluyor o zaman burası. Evet. Bütün kıraat imamları istifham yapmışlar. Ama el evvelü birincisinde sohbetun haba. Sohbetun haba, sat, ha, sat, fe, ra, hal. Bunlar Ankebut'un birincisinde ihbarla, istifhamla okumuşlar. Birincisini istifhamla hasat farahal okuyunca hasat farahalin dışındakiler birincisinde ne okumuş olacaklar o zaman? Tabii ki ihbar okumuş olacaklar. Burada şöyle bir detay vermiş. Bil ihbari fil evvel vel istifham fil tani. Birincisinde ihbarla, ikincisinde istifhamla. Birincisinde ihbarla, ikincisinde istifhamla. Pekala. Bütün zaten kıraat imamları otomatik hepsi ihbar olarak varlar. Yani nerede? Ankebut'un vel küllü ulaha ve tanil ankeba müstefim dediği bu şeyle alakalıydı. Şimdi Ankebut'ta iki tane var. Ankebut'ta iki tane var. Bütün kıraat imamları ikincisinde otomatiğe bağlamış. İstifham. Bütün kıraat imamları istifhamda. Burada hiç şüphe yok. Şimdi ikincisinde istifhamda, birincisinde istifham sadece hasat tarhal için. Dolayısıyla İbni Kesir'e bakmış olsak, İbni Kesir birincisinde iki hemzede olacaktır. Öyle ya, iki hemzede bir hemzede olacaktır. Bir hemzede, özür diliyorum, bir hemzede olacak. Zira iki hemzede istifhamda olanlar hasat farhal demiştik zaten bunu. İbni Kesir, sadece İbni Kesir'i ele alıyoruz. İbni Kesir birinci kelimede e innekum le te'tûne diye birinci kelimede ne yapacak? İhbar okuyacak İbni Kesir Hazretleri. Dolayısıyla birinci kelimede herhangi bir tesvile falan ihtiyaç duymayacak. Ama ikinci kelimede bütün hepsi istifhamda olduğundan dolayı orada اَيْنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ şeklindeki okuyuşunu gerçekleştirmiş olacak. Tabi sılayla okuyacak okurken. İbn-i Amir de öyle mesela. İşte Hafs da aslında öyle. Hafs, Ayn Hazretleri değil mi? İmam-ı Asım Hazretlerinin ikinci ravisi. Hafs, o nasıl yapacak? Ankebut'un ikincisinde zaten istifham yapacak. Ama birincisinde اِنَّكُمْ okuyacak. İhbarla okumak durumunda. Zira birincisinde iki istifham okuyan hasat farhal'in dışında kalmış olduğu için bu şekilde değerlendirmeye tabi tutulmuş olur. Ayn.
Değerli arkadaşlar, eyna, eyna, eynekum, eyneki falan bu meseleler burada şimdilik bitmiş oldu. Ayrı bir kaideye geçiyor İmam-ı Cezeri Hazretleri. Vel meddü, med koyacaksın. Kablel fet'i vel kesri, ikinci hemze fetha ve kesri olursa. Yani fethanın ve kesrenin öncesine med koyacaksın. E innekum veya e enzertehum gibi olursa. Kim okuyacak bunu? Kim yapacak bu meddi? Hacer bin siklehu. Bu genel kaideler veriyor burada. Ha, be, se, yani sik Ebu Cafer Hazretleri, kalun. Bir de lehul hulfü. Hulüfle Hişam Hazretleri bunu yapacak. Hişam hulüfle meddi koymuş olacak orayı. Hem e enzertehum okuyacak demektir. Hem de e enzertehum. Tabi tesili de hulüfle olduğu için e enzertehum da girecek oraya. Ve kable zammi ter. Eğer ikinci hemze zammi olursa o zammenin öncesine med koyacak, elif-ül fasıl koyacak olan kimdir? Ser Ebu Cafer Hazretleri'dir direkt olarak. Vel hulfu huzbi lüz. Burada hulüfle be ha lam ne yapacaktır? Yine aynı şekilde med koyacaktır. Med koyacaktır. Vel hulfu huzbi lüz. Evet. Vel hulfu huzbi lüz. Ve anhu Hişam'dan. Şimdi Hişam'dan gelecek bir mesele anlatacak burada bize. Hişam için ve anhu, bu arada burada bahsedilen yeri bulmaya çalışıyorum. Ve anhu Hişam'dan evvela, yani fethadan sonra damme gelen yer toplamda 3 tane arkadaşlar. Birisi Kamer suresinde, birisi Saat suresinde, birisi de Ali İmran surelerinde. Şimdi Hişam'dan ve anhu evvela ve anhu Hişam'dan evvela kaydıyla beraber Ali İmran suresindeki kul e'unebbi'ukum bi hayrim mi zalikum ayeti kerimesinde yapması istenen, normalde Hişam'ın burada yapacağı nedir arkadaşlar? Şimdi tesil yapması durumu zaten yok. Niye? Çünkü fethalı değil. Fethalı olursa hulüfle tesil yapar. Orasını zaten Hişam için tesil meselesi yok. Öyle bir şey olmaz. Peki Hişam ne yapacak burada? Hişam ne yapacak burada? E unebbiukum okuyacak. Hişam e unebbiukum okumuş olacak. Diğer okuyuşunu Hişam'ın, madem hulüfle yapacak bunu, e unebbiukum, bir okuyuşu da Keşu'betin şu'be gibi, yani Asım rivayeti üzere e unebbi okum okunmuş olacak. Peki B ve H'nın buradaki vücuhatı ne olur? B ve H'nın vücuhatı ne olur bu arada? Madem ki bunlar da hulüfle burayı ne yapacaklar? Okuyacaklar. Bir, tesil yapacaklar bir kere. Tesil yapacaklar. Tesilleri direkt, yani e unebbi okum şeklinde. Dolayısıyla burada B ve H için e unebbiukum ve e unebbiukum gibi bir durum söz konusu oluyor. Bakalım. Oraya da bakalım. Evet. Kalun ve Ebu Amr ve Ebu Ca'far. Kalun ve Ebu Amr ve Ebu Ca'far. Üçü. Bi teshili thaniyeti ma'a idhali elifin beynehuma. Yani e unebbiukum. Lakin uhtulife fil idhali an kalun ve Ebu Amr. Fakat Kavlun ve Ebu Amr'dan, ki buradaki söylediği de öyle hulüfle zaten idhal etme hususunda hulüf bakidir. E-unebbiukum, e-unebbiukum. Burada bakıyorum Kavlun ve Ebu Amr için özel bir giriş yapmış mı? Yapmamış. Fark etmez. Pekala. Ve gayruhu umdud sehhile ve gayruhu, yani Sad ve Kamer suresindekileri bir kenara koy. Ali İmran suresindekileri bir tarafa koy. Ali İmran suresindekini bir vecih efendim e-unebbiukum şeklinde okuyacak. Bir vecih e-unebbiukum şeklinde okuyacak İbn Amir. Peki diğer surelerde ne yapacak? Kamer ve Sad surelerinde ne yapacak? Orada da Ümdüt Sehila. Orada da اَنْزِلَ mesela عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ ف۪ي شَكِّمْ مِنْ ذِكْرِي gibi, değil mi? Sa'd ve Kamer surelerinde sabit olan bu yerlerle alakalı okuyuşu da nasıl olacak? Hem
diyelim ki med edecek hem de tesil yapacak. Med edecek ve tesil yapacak. Dolayısıyla Enzile. Hemen bakalım. Sad suresi dedi. Ayet numarası vermemiş burada. Olsun, bulabilirsek oradan bir en azından göz atmış oluruz. Evet. Niye buradan bunu bakıyoruz arkadaşlar? Yani her defasında icabında elimizde bizim bir şerh olmayabilir. Şerh olmayabilir. Böyle olunca da uğraştırır bizi kısacası. Şimdi burası diyelim ki bulduk 8. ayette geçen اَنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ. Evet, اَنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنَّا بَلْ هُمْ ف۪ي شَكِّرْ مِنْ ذِكْرِي بَلَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ. Burası. Burada kalun için ne yapılır? Bir tesil yapılır bir kere. Yani اَنْزِلَ şeklinde tesil yapılır. Kalun böyle yapar. Hulüfle de oraya bir met koyar. Damme olduğundan dolayı. Yani اَنْزِلَ şeklinde okur. اَنْزِلَ de. Bakalım. مَعَلْ اَلِفْ فَاسْلِفْ بِالْاَلِفْ demiş. قَالُنْ وَاَبُوْ عَمْرُ بِخُلْفٍ عَنْهُمَا. Yani قَالُنْ وَاَبُوْ عَمْرُ burayı hulüfle yapmışlar. فِي فَاسْلِفْ وَاَبُوْ جَعْفَرْ وَاَبُوْ جَعْفَرْ hulüfsüz. وَبِلَا فَاسْلٍ fasla yapmadan yani اَنْزِلَ şeklinde وَرْشْ اِبْنِ كَسِرْ رُوَيْسِ وَاَقْتُلِفَ عَنْ هِشَامْ عَلَى ثَلَاثَةِ اَوْجُهِنْ. Hişam'ın üç vecihi var. Hele böyle birincisi اَتَّحْقِيكُمْ مَعَ الْمَدِّ بِطْنِ تَرِيقِ الْجَمَانِ عَنِ الْحُلْوَانِ. Hulvani tarikiyle, efendim Hulvani'den daha doğrusu Cemal tarikiyle met rivayet edilmiş. Yani اَنْزِلَ. Evet. اَنْزِلَ bir vecih. Ondan sonra diğer başka bir vecih. O da اَنْزِلَ. Diğer vecih ise اَنْزِلَ. Üç tane vecih. Yani zaten söylemişti Âl-i İmran dışındakiler de metle beraber teshil et şeklindeydi. Metle beraber teshil et şeklindeydi. O zaman ne olur? Normal şartlarda iki hemze de okuyacak tabi burayı. İki hemze okuyacak. Hişam Hazretleri sadece kul اَنَبِّئُكُمْ قُلْ اَنَبِّئُكُمْ okuyordu Âl-i İmran'da. Kamer ve Sa'd surelerinde geçenlerde ise ne yaptı? Metle tesil yapacak. Tabi metti biz hulüflü olduğunu düşünürsek o zaman اَنَبِّئُكُمْ olduğunu bileceğiz. اَنْزِلَ aklen اَنْزِلَ olduğunu anlamış olacağız. Niye met ve tesil var çünkü? Metti hulüfle koyduğunu düşünürsek اَنْزِلَ olduğunu anlamış olacağız. Ki burası da zaten onu söyledi. En son اَتْتَحْقِيكُ مَعَ الْكَسْرِ. Kasırla beraber tahkik. Yani اَنْزِلَ. اَنْزِلَ. Niye? Çünkü oradaki metti hulüfle اَنْزِلَ okumak en doğal hakkı. Met koyduğun zaman da اَنْزِلَ olacak. Ama bunun yanında bir de اَنْزِلَ de tabii ki Ümrüt Sehila kaidesine göre devreye girmiş oluyor. Güzelce almış burayı. Pekala. Ve hemze vaslin minke Allahu ezin. Evet. Ve hemze vaslin hemze-i vasıldan bahsediyor. Min neredeki? Ke Allahu ezin Allahu ezine lekum gibi. Mesela bu ve vaka'a fi selâsin ثلاث كلم في ستة مواضع الذكرين الآن الله أذن لكم الله خير gibi. Bunları hemze-i vasılları ne yap? Ebdil ibdal et. Likullin cemi'i kurra için. Ev yahut fesehil vaksuran tesil et. Kasırla beraber. Yani Allahu veya الذكرين الآن الله gibi tesille de bunlar okunabilir cemi'i kurra için. Keda yine aynı bu şekilde bihis sihru tenahuz vel beda tenahuz. Evet, bu kadar. Ma ci'tum bihis sihr ayeti kerimesine baktığımız zaman Yunus suresinde arkadaşlar ne yapacaklar? Bihi sihr şeklinde okunacak.
bihi es-sihr şeklinde burası yukarıdaki gibi okunacak demektir. Vel bedel vel fasl. Bedel ve fasıl arkadaşlar. Fasıl iki hemze arasına med koymak suretiyle buna diyorduk, ifade ediyorduk. Vel bedel, gerek bedel, evet, vel faslu veya böyle demiş ki burada, vel bedel ey ibdalul hemzeti taniyetin meftuhati. İki hemze, ikinci meftuh olan hemzeyi ibdal etmek. İkinci hemzeyi ibdal etmek. Limen tekaddeme lehu dalik. Kim için var bu? Tabii ki yani enzartahum. Burada ezrakın vecihi kastediliyor. Şimdi e-amentum gibi olan bir yerde vel fasıl ve fasıl yapmak. Dolayısıyla bedel yapmak kastettiği şey ikinci hemzeyi ibdal etmek. E-enzartahum, e-enzartahum, e-enzartahum denince ikinci hemze gitti. Ne oldu? Elife ibdal edildi. İşte böyle bir hareketi yapmak veya fasıl getirmek, yani e-amentum şeklinde iki hemze arasına fasıl getirmek, min nahvi e-amentum, e-amentum gibilerde böyle bir hareketi yapmak hatadır. Niye? Çünkü orada üç tane. E-amentum normalde E1, E2, bir de araya E'den sonra A ile arasına bir hemze daha koyduğumuz zaman da e-amentum gibi böyle biraz ucube bir okuyuş ortaya çıkıyor. Bu hatadır demiş İmam-ı Cezeri Hazretleri. Evet. Sonra e-immete sehil. E-immete sehil ev ebdil hudzinen hirmun. Evet. E-immete kelimesini kelimesini sehil tesil yap. Ev yahut ebdil ibdal et. Kim için? Hud gînen hirmun elif dal ha ca yes için. Evet. Ve ma huve minel hemzeteyni min kelimeti e-immete lakin il-ula leyset bi hemzeti istifham ke gayriha min hâdel bâb. Orada yani e-imme kelimesinin başındaki hemze bu babın diğer yerlerinde olduğu gibi istifham hemzesi değildir. Aslı e-immetun imam kelimesinin cemisi olarak önümüze çıkmaktadır. Mimin harekesi hemzeye nakledilmiştir. Bir öncesindeki evet. Sonra idgam edilmiştir. Mim mime idgam edilmiştir. Dolayısıyla e-imme şeklinde hasıl. İkinci hemzeyi tesille e-immete şeklinde tesille okuyanlar kimlerdir? Ebu Amr, Rüveys, Medeniyan ve İbn Kesir demiş. Yani elifler haca yes için bunu söylüyor. Sonra ve meddun met yapma işi. Met yapma işi var. Yani e-immetenin arasına diyelim. E-immete şeklinde. Böyle met koyacak olan kimdir? Hişam, evet, Laha demiş. Hişam Hazretleri. Ve meddun Laha bir hulfi tena. Ebu Cafer Hazretleri bunu hulüfle yapıyor bu met meselesini. Ebu Cafer, evet, Hişam hulüfle ama Ebu Cafer hulüfsüz bunu yapıyor. Fakat demiş ki lakinnehu ma'a vecihit tesili beyne bu tesil vecihi yani Ebu Cafer Hazretleri ne yapıyor? La ma'a vecihi ibdalil ya'i. Bunu tesil vecihini ya'yı ibdalle beraber velidâ kâle sehhele. Evet. Tesil vecihini e-yimmete şeklinde e-yimmete yani bu met meselesini daha doğrusu met meselesini tesille beraber yapar e-yimmete şeklinde ama İbdal vecihille yimmete şekliyle yapmaz. Bu hulfu burada ayırmak lazım diyor. Kim için? Ebu Cafer Hazretleri için. Hişam için, Hişam için ne var? Hişam için e-immete yani e-immete var zaten. Hişam için sadece e-immete. Ebu Cafer Hazretleri'nin tesil vecihi de var ya şimdi. Bir de yaya ibdal vecihi var. Yaya ibdal vecihi var. Ebu Cafer Hazretleri meddi koyarken nasıl burada yapacak? Ya ibdal vecihiyle mi yapacak bunu? Şimdi hem ibdalde var hem tesilde var.
Bunu ya-i ibdalle mi yoksa teshille mi? Müsehhilen deyince bu kaydı zaten koydu buraya. Müsehhilen, teshil vecihiyle beraber met koymuş olacak. Vel İsbahani bil kasas. Evet. İsbahani Hazretleri bil kasas. Kasas suresinde. Bil kasas fitthani. Evet. Buraya şöyle bir bakmış olalım arkadaşlar. Konumuz bitmek üzere. Elhamdülillah. Bakalım. İbn-i Nazım Hazretleri pek orayla alakalı bir bilgi vermedi. Ama biz nereden bakacağız bunu? Evet. Kasas suresindeki demiş. Fithani. Kasas suresindeki nedir bu? İkinci kelime. Kasas suresinde yani bu e'immete kelimelerinden yine bahsediyor. E'immete kelimelerinden. Kasas suresinde hem 5. hem de 41. ayeti kelimeler de var. Secde suresinde de 24. ayeti kelime de varmış. Evet. Kasas suresinde var. Yani bunlar toplamda fîmâ vâdî'el kamse demiş. Bir tevbe, bir enbiya, iki tane kasas, bir tane secde de var. Dolayısıyla şimdi Kasas suresinin birincisinde vel İsbahani bil kasas fitthani. İkincisinde İsbahani'nin vecihinden bahsediyor. Ney yani ennel İsbahani ravethani minel kasas vel evvel minel secde bit teshili ma'al meddi. Aynı teshille med meselesini fitthani ve secdeti. Heh. Bir de secde var. Secde suresindeki olanda ile Kasas suresinin ikincisindeki olanda İsbahani Hazretleri ma'hu teshille beraber el meddü meddi nas rivayet etmiş. Evet. İsbahani ile alakalı böyle bir konu gelmiş. Şöyle mesela Kasas suresinin 41 Kasas suresinin bakalım Kasas suresinin kaçıncı ayeti kerimesi? 5. ayeti kerimesi. Fil mevdi'ayni huna demiş zaten burada da. Bu surede iki yerde var. Bir tesili saniyeti minhuma ikinci hemzinin tesiliyle ma'al kasri kasırla kalun vel ezrak ve mülketir. Bize İsbahani lazım. El İsbahani kezalik demiş. Lakin ma'al meddi fi thani hadihi sura. Bu surenin ikincisinde İsbahani ne yapmış? Demek ki medle beraber okumuş tesili. Evet. İmmete şeklinde. Kime vuzi'in secde. Secde suresinde olduğu gibi ne kadar güzel. Yani ithaftan bakın Tayyibe'yi halledin Allah'ın izniyle. Pekala arkadaşlar. Şimdi ve seyyid ma'ahul meddu nas en kâne a'cemiyyün en kâne a'cemiyyün hulfun mülyâ en kâne yine burada med ve tesil meselesinden devam ediyoruz. Yani en kâne hem en kâne zâ mâlinde hem de a'cemiyyünde ikisinde de mümin hulüfle med ve tesili var. Yani en kâne ve en kâne şeklinde okuyuşları mevcut mümin. Zira mimle alakalı geride a'cemiyyün kelimesiyle alakalı mevzuyu okurken zaten mimin biz iki hemzede olduğunu görmüş olduk. İkemci ve tahkikçiler zaten belliydi. Orada yer almadığına göre mim iki hemze ve tesilde. Ama bu tesilde ne yapıyor? Hulüfle. En kâne ve en kâne şeklinde. Veya a'cemiyyün veya a'cemiyyün şeklinde. Vel küllü bütün kıraat imamları mübdilün. İbdal edicidir, edicidir. Neyi ki asa, utiya. Asa gibi, utiya gibi yerleri bütün kıraat imamları teshille okumuşlardır. Bütün kıraat imamları asa, utiya gibi yerleri vel külle ey küllü kurra'i ey kavluhu mübdülün ey el hemzete thaniyete idâ kânet sakineten ey ittefakal kurra'u alâ ibdâlil hemzete thaniyeti evet ilk kıraat imamları harf-ı meddin idâ kânet sakineten mitle âsâ âmene hûtiye imanen gibi demiş. Bütün kıraat imamları ikinci hemzenin ibdaline karar vermişler. İmanen imanen ütümine ütümine âsâ e'sâ âsâ gibi. Yani vel küllü mübdülün ki âsâ ütiyâ âsâ ve ütiyâ'da olduğu gibi bütün kıraat imamlarının ibdal noktasında bir kararı söz konusudur demiş. Yani arkadaşlar kıymetli hocalarım Rabbimize şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Böylelikle Bâbül hemzeteyni min kelimeteyn konusuna gelmiş olduk. Bâbül hemzeteyni min kelime bitti. İnşallah bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.